Şimdi içerideki turu değiştirmek istiyorum Coşkun Hocam izninizle. Estağfurullah buyurun. Şimdi Enes Bey'le devam edeceğim. Enes Bey şimdi öyle bir tartışma var ki bir de çok enteresandır. Bu bir araya gelen 104 emekli amiral deniliyor ki özellikle sosyal medyada şu an e, kaynıyor bu bu tip açıklamalar. E, para verseniz bu 104 emekli amiral bir araya gelecek ne demografik olarak bir yapıda hem hemfikir ne siyasi görüş olarak hem fikir ne sosyal olarak nasıl oluyor da bu kadar birbirine benzemez 104 insan bir anda kenetleşip e, böyle ortak hareket edebiliyor yani nasıl oluyor hakikaten bunu demin konuşmuştuk işte burada bir e, el aramak lazım yani bunları git bir araya getirip organize eden e, bir irade var ama orada da hazır olmak lazım onlar da hazır demek gibi bir, bir şey. akıl var işte Şimdi hepsinin öyle ya da böyle farklı işte mevcut hükümetle sıkıntıları olmuş olabilir geçmişten gelen bir hesaplaşması olabilir ve o şahsi hesaplaşmalarının bir parçası olarak bu bildiriye imza atmış olabilirler. Bunu bir hesaplaşma olarak mı görüyorsunuz? Tabii bir hesaplaşma bir tarafıyla da baktığınız zaman kendileri açısından bir de bunların dediğim gibi devam eden maalesef mevcut yapı içerisinde devam eden etkileri var. Oraya üzerinde bir etkileri var ve dışarıdan bir e, dizaynla oluyor bu. Geçmişte de hep dışarıdan dizaynlı olmuştur. Yani Türkiye gibi NATO üyesi olan bir ülkede, efendim bir grup çıkıp da ben kafama göre darbe yapıyorum diyemez, askeri darbe yapıyorum diyemez. Neden diyemez? Velev ki yaptı diyelim. Yani ordu'nun içerisinde bir grup çıktı ve bir darbe yaptı yani o, onları o, onlar uluslararası sistemde Amerika Birleşik Devletleri yani yaşam hakkı tanımazlar öyle bir güce. Dolayısıyla illaki ya dışarıdan tarafından e, icazetli olması lazım. Yani kendileri kotarsalar bile, planlasalar bile gidip icazet almaları lazım. Ya da doğrudan dışarıdan planlanıp da e, sevk edilmiş olması lazım. Şimdi burada mevcut Türkiye'deki Türkiye'deki gidişata baktığımız zaman Türkiye'nin coğrafyasının etrafında olan bitenlere baktığımız zaman yani Suriye'de e, biz adeta bir ölüm kalım mücadelesi veriyoruz. Yani Suriye'deki olup bitecek olan Türkiye'nin önümüzdeki 50 yılını belirleyecek olan şeydir. Yani Suriye'de eğer bir terör devleti kurulursa geçmiş olsun Türkiye'ye. Yani ondan sonra biz e, Güneydoğu ile ilgili çok daha büyük başka sıkıntılara düşecektik. Dolayısıyla bunu engellemeye çalışıyor Türkiye bir taraftan orada. E, Doğu Akdeniz'de çok ciddi gaz rezervleri var. Ekonomik geleceğimiz buna bağlı. Yani biz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra... Irak'taki ve Suriye'deki Orta Doğu'daki petrol kaynaklarından mahrum bırakılmış bir ülkeyiz. Misak-ı Milli'nin içerisinde olmasına rağmen gücümüz yetmedi. Yani Musul ve Kerkük petrollerine. E şimdi Türkiye daha güçlü bir Türkiye ama Türkiye'nin ayağına prangalar vurularak Doğu Akdeniz'deki kaynaklarımıza çökürmeye çalışıyor resmen. Yani Meis'le ilgili haritaya bakın Allah aşkına. Yani kabul edilebilir bir şey değil. Yani bunu kimseye teklif edemezsiniz. Hele Türkiye gibi bir ülkeye bunu bunu nasıl Türkiye'ye teklif ediyorlar ve Türkiye bunu dikte etmeye çalışıyorlar? E bir taraftan ayağınıza terörü e, 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 prangasını takarlarsa, bir taraftan içeride vesayetçi, darbeci e, zihniyet harekete geçirirlerse, e Türkiye kendi iç kavgasına, gayresine düştüğü zaman buralara dönemiyor. Bir taraftan ya, ekonomik ıı, olarak yükleniyorlar. Şimdi bütün bu e, şeye baktığınız zaman, resme baktığınız zaman, ya Türkiye müthiş bir zor dönemden geçiyor ve bu zor dönemden geçerken dışarıdan özellikle Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı bunu söylemek lazım Türkiye'deki bazı dinamikleri harekete geçirmek ve 2022-2023'e doğru giderken efendim sürekli bir erken seçimde beklentisi de pompalanıyor insanlara bir taraftan da pandemi diye bir şey var yani dünya kalkmış allak bullak olmuş bir de o var yani her şeyden önce ama bütün bu süreç içerisinde böyle bir Dışarıdan ben şey dayatıldığını görüyorum. Yani bu 104 işte şey amiral sizin de dediğiniz gibi yani bunların bir araya gelip de efendime söyleyeyim yani bunlar çok nadir bir konuda herhalde üzerinde anlaşabilirler ve demin de Metin Bey'in de söylediği gibi yani bugüne kadar fikirlerini beyan etmelerini gerektirecek onlarca olay olmuş hiçbirine bir şey söylememişler acayip iki tane konu bulmuşlar yani biri tekil bir olay biri de Montreux ile ilgili. İngilizce nan işi dediğimiz yani öyle bir şey yok yani öyle bir mesele yok öyle bir tartışma yok Türkiye'de ama e, Mustafa Şentab'un teknik bir soruya vermiş olduğu teknik bir cevaptan hareket ederek adeta bir şey çıkarmaya çalışıyorlar bir kriz rejim krizi kendilerince e, bir de o öbür öbür konuya da girelim o şimdi siz altın çizdiniz ya bir Montreux'den bildiriden gidiyorlar bir de e, tekke'deki gizemli apolet yani Mehmet Sarı e, tu amiral üzerinden gidiyorlar. Onu da şimdi ben Coşkun Bey'den de İhsan Bey'den de rica edeceğim. Yani herkes lütfen e, fikirlerini söyleyebilir artık turu gözetmeyelim. etmeyelim. şimdi buradaki mevzuda da hani nasıl bir tekkede bir tu amiral sarıkla fotoğraf verir eleştirisi var. Şimdi okumak istemiyorum tekrar uzun uzun. Ama aynı minvalde yine aynı vurgu yapılıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti daha önce gördüğü en zorlu şartları falan tekrar görebilir mimvelinde minvalinde bir açıklama. Ama bu kez e, Tu Amiral Mehmet Sarı üzerinden. O fotoğrafı nasıl okuyorsunuz Coşkun Hocam? Şimdi soruşturma devam ediyor. Yani üzerinde yorum yapmak e, ne derece doğru bilmiyorum ama. Hayır, bildiride buna değinilmesi anlamını e, Şöyle e, bu, burada burada 28 Şubat sürecine ben geri gidiyorum. <laughs> Orada da hatırlarsanız altyapısı olacak şekilde, altyapısını hazırlayacak şekilde bir takım algı operasyonları gerçekleşti. İşte Fadime Şahin Üstüm gündüz gibi isimlerin ön plana çıkarılması, sürekli her gün medyada bu haberlerin işlenmesi. Yani Coşkun Bey onu bilmeyen gençler içimizi de şöyle bir hatırlatalım. Çok çok bir cümleyle belki. Yani 28 Şubat'ta e, vakti zamanında o darbe girişiminde diyebiliriz çok Kesinlikle. rahatlıkla. Yani irticai faaliyetlerin hortladığı ve Türkiye'yi esir alacağı e, komplosu mu diyelim? Kesinlikle. Yani komplosu bunu alt yapı oluşturacak algı operasyonları birer birer başladı. Ve nakış gibi işlenerek medya ayağıyla, e, finans dünyası ayağıyla iş belli bir sürece getirildi. Akabinde biz 28 Şubat'ı yaşadık. Şimdi az önce bir tarihi e, skala okudum, bir haftalık süreci okudum. Bakın arka arkaya periyodik olaylar ve hepsi de birbirinin e, tetikleyicisi, birbirine altyapı yapan olaylar. Şimdi az önce e, önemli bir yere vurgu yaptınız. E, bunu onu örtüştüreyim. Nasıl oluyor da? 104 amiral bu başlıkları evet. ön plana çıkarıyor ve bir araya gelebiliyorlar. Şimdi ben metni akşam dün gece elime geçtiğinde iki başlıkta inceledim. Bir metnin kendisi yani içerdiği ifadeler, içerdiği söylemler bunların karşılığı olup olmadığı bir de kimlerin imzası olduğu. Şimdi silahlı kuvvetlerde görev yapanlar şunu çok iyi bilir ki devlet katındaki özellikle silahlı kuvvetlerde her evrağın her kelimesi önemlidir. Altına imza atıyorsun. Sorumluluk sana ait. Ki biz de görev yaptığımız dönemde evra hazırladıp bize getirdikleri an başımızda dikilen parafınız veya imzanızı atın diye e, serzenişte bulunurdu. Benim de söylediğim cevap şuydu. Bu evrak şu ana kadar senin. Fakat imzayı attığım an bu evrak benim. Artık sizi bağlıyor. Beni bağlıyor. Şimdi bu idrakle <laughs> görev yapan bir silahlı kuvvetleri konuşuyoruz ve virgülüne, kaşına, gözüne içerdiği manaya en ufak bir ayrıntıya dahi dikkat edilen bir kurum. Olmadı, tekrar başa dönersin, yeniden yazarsın, getirirsin. Olmadı burada şöyle yanlış anlam var gibi. Şimdi imzalayanlara baktım. Tamamı amiral. Şimdi bir değerlendirme yaptım. Atatürk'ü özünde, kökünde, iliklerine kadar hisseden biri olarak o lisanla cevap vereyim. Ben Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuduğumda benim çok dikkat ettiğim, çok da hoşuma giden bir vurgusu vardır. Memleketi idare edenler gaflet, delalet ve hıyanet der. Şimdi bu üç başlığı aslında her alana uygulayabilirsiniz. Şimdi gaflet kimde olur? Mesela yeni başlamış Teğmen'de olur. Yeni başlamış Assubay Çavuş'ta olur. Kıta hizmetine gelmiş Er'de olur. Ama emekli bir albayda, Emekli bir amiralde, emekli bir generalde gaflet olması gerekir. Coşkun Bey az önce ben İhsan Bey'e sorarken onu kastettim aslında. Yani diyorum ki bu kadar yıl siz bu devlet görevinde bulunmuşsunuz. Yani bu apoleti size boşuna takmamışlar ya koskoca amiral yapmışlar. Yani ötesi var mı? Yani denizde amiralsin, karada generalsin. Yani de 7, Var mı ötesi? 700 Fransız subayıyla açıklamaya çalışıyor Ya evet, yani bu, bu bu yani bu bu başka bir şey. Orada ağzınızdan çıkan, sizin söylediğiniz gibi yazdığınız kelime, yani şu cümle tesadüf olabilir mi? E, gerçekten bir daha okumak istiyorum çünkü belki izleyicilerimizin de dikkatinden kaçmış olabilir. Aksi çünkü, halde. Çünkü bu e, enteresan bir cümle. Bakın diyor ki aksi halde Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan. Tarihte örnek neler? Ne var? Yazının kalbi bura. Evet. Bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir. Peki buna sebep ne? iki cümle. Yani, Montreux ile bir adamın namaza gitmesi bu. Şimdi. Montreux yani neredeki tavaşa yani, bağlıyor? Montreux'in hoca, Nasrettin, Nasrettin şey hoca var. düzeyinde iki olay yani. Başka bir şey. Şimdi zaten metinin ifade ettiğiniz gibi her kelimesini ben çok dikkatli okudum. Hı. Bizim mesela emekli olduğun dönemde genelde ordevi köşelerinde vatan kurtarılır. Tekrar yatırılır. Cerrahat ve operasyonel işlemlere tabi tutulur. Bu dedim basit bir ordevi yazısı asla değil. Yani bu bir laboratuvar çalışma ve bir takım odaklar tarafından kaleme alınmış ve titizlikle her kelimesi seçilmiş bir metin. E şimdi bu metine imza atanlar amiral rütbesinde kimi donanma komutanı, kimi kuvvet komutanı, kimisi birçok üst komutanlığı yapmış önemli isimler. Bunların şimdi bunu göremesi, bu ayrıntıyı atlaması mümkün değil. E şimdi darbelerden çok çekmiş bir milletiz. Ben meslek yaşantımda 12 Eylül 80 darbesiyle gözümü açtım. 15 Temmuz darbesiyle de kapattım. Kapattığımı özellikle vurguluyorum. Çünkü az önce İhsan Hocam belirttiği gibi, Metin Hocam belirttiği gibi darbeler dönemi bitti artık bu ülkede. Yani millet bu e, halk o kadar bu konuda sokak tabiriyle şerbetli ki kimin ne maksatta neyi kaleme aldığını, amacın ne olduğunu çok iyi okuyor. ve. Ya ne kadar acı bir şey aslında değil mi? Darbe uzmanı olmak yani bir milletin darbe uzmanı olması sizin dediğiniz şu şey aslında çok trajik bir şey, çok acı kesinlikle, bir şey. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi e, bu durumda e, darbelerden çok çekmiş bir milletin evladı olarak benim önüme böyle bir metin getirseler ben bu metnin ucunun nereye gideceğini görürüm ve hiçbir güç beni o metin altına imzamı alamaz. İmzaladığım takdirde iki şık vardır. Ya çok gözü karayımdır, olayları okuyamıyorumdur. Hani az önce gaflet, delalet ve hıyanet dedim. Gaflet içindeyimdir ya da diğer iki şıktan biri geçerli. Bir delalet konusu vardır ve bu metnin yayınlanması ve gündemin farklı bir yere getirilmesi için kasıtlı yapıyorumdur. Bakın biz burada normalde bugün neye davet ettik biliyor musunuz CNN ekranlarında? Ukrayna'yı konuşacaktık, Doğu Akdeniz'i konuşacaktık, Suriye'yi konuşacaktık, Amerika'yı konuşacaktık. Fakat birilere bir taş attı. Biz şimdi o taşı çıkarmakla meşgulüz ve bütün o gündemi yıktık. Darbe olur mu olmaz mı veya bu iş darbe mi değil mi tartışıyoruz. Ama Hocam öyle böyle bir şey de değil yani. 104 emekli amiralin bir bildirisi. Uğur Hocam bu günlerce konuşulmalı. Tabii ki. Asla atlanılmamalı ve bu işin ucu nereye dayanıyorsa sonuna kadar da gidilmeli. Bakın az önce bir yerden bahsettik, bir takım projelerden bahsettik, bir takım odaklardan bahsettik. Bu basit bir olay değil. Bu bir FETÖ operasyonu. Birileri bu metni özellikle ülke gündemine getirip soktular ve <laughs> konuyu ve gündemi çok farklı yerlere getirmek istediler. Tıpkı gezide olduğu gibi. Nasıl ki gezide ağaçlar, çiçekler, böcekler bir fantazi ise, amaç o değilse Burada da ne Montre, ne de kanal projesi. Peki Coşkun Hocam kritik soru şu değil mi? İhsan Hocam siz de lütfen e, söze dahil olun. Şimdi bu 104 amiral eğer yani şimdi bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmanın arkasından bu darbe iması veya teşebbüsü sonucu çıkarsa ifşa olmuş olmadılar mı şu an? İsim isim. Bu onlar bence bir e, ölçme ve değerlendirme yaptılar. Şimdi Coşkun Bey'in o sıraladığı şeyler var ya birinci, ikinci, üçüncü, beşinci. Aslında bu milletin sinirleri sınanıyor, duruşu sınanıyor. Acaba bu tür olaylara karşı toplumsal refleks nasıl? Mesela burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın iradesini bir değerlendirme iradesi hakkında biraz konuşacağız muhtemelen. Tabii tabii ona Şimdi, da girebilirsiniz. Bu ülkede işte Cumhur İttifakı tutumunu çok net koydu. Meral Hanım açıklama yaptı. Sil toplum örgütleri açıklama yapıyor. Yani ölçtükleri mesele şu. Acaba... 15 Temmuz darbe girişimindeki gibi niyet edeni tepeleyecek ve meydana çıkacak ve bu ülkenin demokrasisini, özgürlüğünü ve büyük Türkiye imajını koruyacak bir halk var mı yok mu? Şimdi bunun testini yapıyorlar. Kusura bakmasınlar dediğim gibi bu millet şeyle milleti için savaşan generalle hain olanı ve darbeciyi birbirinden ayırt edecek vasıfta bir millet ve bu konuda da gözünü kırpmaz. Ben şöyle düşünüyorum. Şeyde ya Yunanistan'da hatırlarsın işte Kıbrıs Savaşı'na girdiğimiz zaman bir junta yönetimi vardı. Yunanistan'da zaman zaman anarşist gençlerin gösterisi olur. Ve kolay kolay da sert müdahale edilmez. Yakarlar yıkarlar Atina'yı. Sebebi de şudur. Biz tekrar böyle sert bir müdahalede bulunursak bu gençlere o cuntacı günleri hatırlarız diye. Ya bir dostumuzun Kudret Bülbül'ün kamu güvenliği müsteşarı iken çalıştığı bir çerçeve vardır. Bu darbe meselesini Türkiye'de sürekli önlemek için sivil takip eden ve denetleyen bir mekanizmanın kurulmasına dair bir önerisi varmış. Bence bunu ya Türk milleti zaten denetler, takip eder, kontrolünde eder. Ama kurumsal olarak da bir, bir takım insanların yani şöyledir yani her kurumun işte güvenlik kurumlarının bir yetişme tarzı vardır. Memleket onların te, tek elindedir, vesayetçidirler. Üç aşağı beş yukarı herkes haindir ve bu hıyaneti de önlemek için işte tek kurtarıcı da kendileridir. Bu şey olabilir, görevden ol, olduğu dönemlerde... Bay İhsan tek... Hocam, bilinmeden, bilinmedikleri e, konuşu 35. madde kalkalı çok oldu. Evet. Yani oraya atıfta bulunarak sanki tabii, böyle tabii. Bir kurtarıcı, kurtarıcı. 35 kalkalı çok oldu. Evet. Onu bir hatırlatalım mı? Yani şöyle tapu dairesi genel müdürüyle tapu dairesinden emekli bir amcayla bu amcaların arasında bir fark yoktur. Galiba durumlarının farkında değiller. Bence şöyle yapılsa devletin yapacağı şey şudur. Devlet eliyle verilen imkanların tamamını emeklilik maaş harç kaldırsınlar. Şöyle çıkıp şu simitçi gibi sokakta ekmeğini kazanan simitçi gibi dışarıda şey ekmek parası peşinde koşan vatandaşların pozisyonuna bir düşsünler sonra oturup bir da, bir imza daha atsınlar da göreyim günleri. siz devlet bahçeli gibi düşünüyorsunuz apoletleri sökülsün apoletleri diyorsun. sökülsün şeylerde bir defa askeri kurumların bütününe girmeleri yasaklansın oradaki hakları da iptal olsun hakları da ortadan kalksın şöyle gelsinler bu ülkenin ekonomisi için kalkınması için gelişmesi için çalışan vergi veren onları besleyen vatandaşların pozisyonuna bir düşsünler Bakalım o zaman pozisyonları ne olacak diye düşünüyorum. Bence burada siyasetin tüm aşık, iktidarın, muhalefetin bütün sivil toplum örgütlerinin özgürlükler ve demokrasi konusunda namuslu bir duruş sergilemesi lazım. Acaba şeyler bu ülkeye çok kaybetti diye düşünüyorum yorum. Coştu 35. madde bir cümleyle söyleyelim mi? Hak de, kalmadı. Hizmetin 35. maddesi vardı ve darbeler o maddeye istinaden yapılırdı. Yani anayasal düzeni korumak, kollamak gibi. Evet, evet. Şimdi bu madde çok istismar edildi. Ve bir takım odaklar bunu zaten istismar edilsin diyorlar. Anayasal kurum evet. diyorlardı. Yani Batı Çalışma Grubu anayasal bir kurumdur diye de ilan ediyorlardı. Yani, bir, yani yasal dayanağı oydu. Bu kaldırıldı. Evet. Şu an herhalde haberleri yok. Benzer cümlelerle o madde varmış gibi ortalığa çıktılar. Ama tabii e, İhsan Hocam'ın sözü bittiyse şuradan devam evet. etmek isterim. E, 104 Amiral. Az önce önemli bir yere vurdunuz. Gene arada kaynadı. Orayı açmak lazım. Şimdi görevde olsanız bunları bir araya getirip böyle bir bildiriyi bir anda yayınlamanız çok zor. Hangi saik, nerelerde ve nasıl buluşturdu da bir anda 104 tane isim bir araya geldi. Az önce önemli bir evet. yere gene vurgu yaptınız. Hani bunlar sosyal medyaya bakıyorum normal şartlarda asla bir araya gelemeyecek. Para yani. verseniz bir araya gelemeyecek Ki insanlar. Ben dün gece haberi aldığımda şöyle bir açık cümle kurarak bir değerlendirme okumuştum, yapmıştım. Ee, bir gün olsun, ağarsın. Belki bu isimler içerisinde çünkü gördüğü isimler var. Ee, ben bu bildiride imzam yok, ismim karıştırılmış veya ben işin bu noktaya geleceğini bilmeden veya tam anlamadan bu işe dahlim oldu. Yani i̇mzasını geri çekecek geri olan. Geri çekerim yani. diyen olur mu diye baktık ama maalesef Yok. şu ana kadar ben görmedim gören varsa beri gelsin. Hatta tam tersi 103'tü bir eklendi 104 oldu. İşte ya rakamsal şöyle de bazen organizatöre güven olur ya. Ya arkamızda bir organizatör. Şimdi AK Parti kurulduğu zaman Türkiye'de şöyle bir hava vardı. Ve 2002, 2003, 2004 diyorlar ki efendim bunlar geldi iktidar oldular ama bunlar muktedir olamayacaklar. Ordu gelecek darbe yapacak, bunları tasfiye edecek ve piyasada da yaklaşık 50'ye yakın siyaset kökenli piyasa yapıcı vardı. Niye? İşte bu melekler hani kainattan haber uçururlar ya kulaklarını dayarlar. İşte dünyaya haber almak için lehvi mahfuzdan. Onlar da bir yerden kulaklarına bir şeyler üfü, üfü, üflenirdi ve onlar da özgüvenle dolaşırlardı. Şimdi bizim bu FETÖ'cü hainlerle ilgili her türlü kötü ağır sözü söyledik. Şu an bir partide genel başkan olan bir siyasetçi bir gün bizim kuruma geldi. Arkadaşı yakın binadaydı. Dedi ki ya dedi geçen hafta bana emekli generaller geldi. Kürsüye çıkan vatan, millet, Sakarya, Atatürk, darbe, iktidar. Ben de diyor neye uğradığımı şaşırdım. Birinci konuşma, ikinci konuşma, onuncu konuşmacı. Yani 12 Eylül darbecileri bu kadar sert bir söylem kullanmamışlardı. Allah'tan ben de diyor kürsüye geldiğimde dedim ki ya bütün söyledikleriniz haklısınız ama bütün bunları demokrasiyle çözeceğiz. İktidarı yeneceksek demokrasiyi yeneceğiz. Ya gaza gelip aynı cümleleri ben de kurmuş olsaydım muhtemelen şu an darbeciydim yani. Şimdi şey Türkiye'de bu iklim her zaman aranmıştır ve ülkenin kaderini vesayet yoluyla siyasetini de ekonomisinde yöneten insanlar bu şeye alışmışlardır. Ve her zaman böyle bilinçaltı bir arayışları vardır. Ya biz öğrenci asker öğrenciyken de askerde işte kısa dönem bulunurken de o şeyin büyük büyük generallerin işte ekonomik olarak neler yaptığına dair pehlivan kıssası gibi mevzular anlatırdı. Dikkat edin mesela son 10 yıldır ordu içi yolsuzluklarla alakalı bir şey konuşulmuyor. Sivil siyasete bağlı olduktan sonra satın almaları sivil siyaset yapıyor ve ülkenin şeyi değişti, yelpazesi değişti. Eğer bu hazretlere ülkenin satın almaları bu yönetim mevzuları kalmış olsaydı ne bizim Akdeniz'de gemimiz olurdu. Şimdi bir şey bir ülkenin yetişmiş generali neye kafa yorar? Bizim e, amirallerimiz neye kafa yorar? Akdeniz'de ne kadar gemimiz olacak? Ne kadar stratejimiz olacak? Proje geliştir, Ne kadar know-how'umuz olacak ve biz düşmanla nasıl baş edeceğiz? O psikolojik e, şeyle, travmayla beyefendiler, o eski vesayetçi günleri anma al, travmasıyla beraber memleketin geleceğine, düşmanla mücadelesine değil, siyasetle mücadelesine zihinleri daha yatkın. Sizin böyle bir zihinsel yatkınlığınız olunca da bir el çıkar, size güven verir, abilik yapır, toplanın bakalım, bugün bu başlangıç yapalım diyebilir. Bu sizin saydığınız maddelerden hocam, dördüncüsü galiba daha elyak gibi duruyor. Yani bu gaflet maflet meselesi gaflet, değil. Yani, bu seviyede insanlar gaflet içerisinde olmazlar. Olmaz. Dördüncü madde daha uygun gibi. Kalanında da izleyenin takdine bırakalım. Tabii, ki tabii. Ben bu grup içerisinde e, kiminin diğerlerin kayına bindiğini, sürü psikolojisi hareket ettiğini...